Krize rağmen müthiş bir kredi kartı patlaması var. Ayrıca bankalar da çok rahatlıkla kredi vermeye başladı son dönemlerde. İşte bunun sonuçlarını da görmeye başladık. Dünkü eylem bunun neticelerinden biriydi aslında. Kredi ve kredi kartı kullanımı nereye varıyor? Tüketici Derneği Finans Komisyonu Başkanı Sayın Sefa Kabualioğlu stüdyo konuğumuz. Sefa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizin değerlendirmelerinize geçmeden önce bundan 4 ay yaklaşık 4 ay önce Başbakan'a ve Türkiye Bankalar Birliği Yeniden Yapılandırma Grubu Başkanlığı'na yazmış olduğunuz bir açık mektup vardı. İzin verirseniz o mektuptan bir alıntıyla başlamak istiyorum bu haberle de bağlantılı olarak. Konut kredisi ve taşıt kredisi çekenlerden borçlarını ödeyemeyenlerin kaç ödeyemeyenlerden kaç kişinin mallarına el konulduğundan Bahsetmişsiniz bu mektupta. 600 konuda el koyulmuş, 21 bin kişinin de otomobillerine el koyulmuş ve bunun ardından kritik bir durum yok açıklamasıyla kredi kartlarında yeniden bir düzenleme yapılmasına karşı çıkmaktadırlar e, demişsiniz. Kritik bir durum oluşması için tüketici kredisi kredi kart borcunu ödeyemeyen insanların intihar etmesi. Aile içerisindeki düzenlerinin bozularak boşanmaların artması neticesinde huzursuzluk oluşması ve sosyal sorunların, vakaların artmasını beklemek mi gerekmektedir? Demişsiniz. Bundan 4 ay önce ee, tedbir alınmasını gerektiren ortam bu mudur diye de sormuşsunuz. Öncelikle 4 ay önceki bu öngörünüzle ilgili konuşalım isterseniz. Ee, e e konuşmamızı öncelikle arzu ederseniz, ...rakamlar vererek başlayalım. Çünkü rakamlar gerçekten konunun önemini vurgulaması açısından ciddi sonuçlar içeriyor. 14 Ocak tarihinde Sayın Başbakan'ın grup toplantısında yapmış olduğu konuşmasında... ...kredi kartı kullanımında yanlışlıklar olduğunu söyledi ve kredi kartı mağduru başlıklı bir terimin... Literatüre sokulmaya çalıştığından bahsetti Hı. ve biz bu sözün üzerine e, Sayın Başbakan'ın doğru bilgilendirilmediğinden yola çıkarak e, ona ve e, o dönemde e, gündemde olan Türkiye Bankalar Birliği'nin e, finansal yeniden yapılandırma grubuna yönelik bir mektup yazdık. 14 Ocak e, 2009 tarihinde e, Kasım e, 2008 verileri açıklanmıştı ve o dönemde Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre yaklaşık olarak gerek kredi yani tüketici kredisi ve tanış kredisini ödemeyenlerin sayısı gerekse kredi kartlarını ödemeyenlerin sayısı 1 milyon 107 bin'e ulaşmıştı ve bir önceki seneye göre de işsizlik sayısında 385 binlik kişilik bir artışa tekabül eden 2 milyon 687 bin kişiye gelmişti işsiz sayısı şu anda ise 2008 verilerine göre Ocak'ta yayınlanan e, rakamlarda tarım dışı işsizlik oranı 13.6 ve 3 milyon 275 bin kişiye ulaştı işsiz e, sayısı ve bugün Mayıs'tayız. ayız e, malum e, açıklanacak verilerin nereye geldiği e, ciddi anlamda düşünülmesi gereken bir konu. Şimdi o dönemde e, bahsettiğim gibi. Ferdi kredi yani tüketici kredisi, konut kredisi, taşıt kredisini ödemeyenlerin sayısı 1 milyon 107 iken bugün e, sayı 1 milyon 398 965'e ulaştı toplamda ve evet. e, şöyle bir çarpıcı örnek vermek istiyorum size. 2009'un Ocak ve Şubat e, aylarında ferdi kredi borcunu ödememişlerin sayısı yaklaşık 95 bin ve bu sayı 2 aylık bu sayı 2007'nin toplam 12 ayı olan 43 binin 2 ayda yaklaşık %100'ü üzerine çıkmış durumda. 2008'de sayı 214 bin. Basit bir hesapla yani yaklaşık 95 bini İkiye bölüp 12 ile çarptığınızda bu sayının 2009'un sonunda geçen sene 214 binken 450 bin 500 bin kişiler e, civarına çıkacağını bekliyoruz e, yani 2009 için bir öngörüde bulunuyoruz e, Ferdi kredisini ödemeyenlerin sayısı 2009 için tahmini 500 bin kişi civarında olacak evet. kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı ise e, Ocak ve Şubat ayında 154 bin Dikkat ediniz 2007'nin rakamı 157 bin. Biz 2 ayda 2007'nin tamamını yakalamış durumdayız. 2008'de rakam 447 bin. Yine aynı metotla yani 154 bin 2'ye bölüp 12 ile çarptığımızda ise rakam 900 bin kişilere çıkıyor. Yani her ikisinde de yani ferdi kredi ve kredi kartlarını ödemeyenlerde 2008'e göre sayı %100 artacak gibi gözüküyor şu andaki rakamlarla. Bu da sene sonu itibariyle nereden bakarsanız bakın yaklaşık olarak ee, 1.8 yani yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşacağı görülüyor. Şimdi e, Şubat 2007'den bu yana... E, Örneklerini vermeye başladı. Yani Şubat 2007'lerde Amerika'da mortgage kredisi kullanan vatandaşların değişken faizli kredi kullanmaları nedeniyle ki Amerika'da o dönemde faizler %2'lerden %4'lere çıktığında %100 çok büyük bir artış Amerika evet. için. Sinyallerini vermeye başladı. 2008'in işte Eylül ayında batak batmalarla özellikle büyük finans kuruluşlarının batmalarıyla doruk noktasına ulaştı. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Ee, bu yaşanan ekonomik kriz yani dünyada yaşanan bu e, küresel likidite krizi ve güven bunalımı sonucunda Türkiye'de belirli sektörlerde özellikle otomotif, e, beyaz eşya, inşaat sektörlerinde e, ve tekstil sektöründe işini kaybeden insanların önce şu soruyu sormamız lazım. İşini kaybetmede bir e, dahli var mı yok mu? Şimdi dünyada bir kriz yaşanıyor. Bu krizin sonucunda insanlar işlerini kaybediyor. E, i̇şlerini kaybettikleri zaman gelirlerinden e, yoksun kalıyorlar. Ve bu yaşanan durumda onların hiçbir inisiyatifi söz konusu değil. O zaman e, bunun bir önüne geçilmesi lazım. Ocak ayında... Türkiye Bankalar Birliği ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu Türkiye'de kritik bir durum olmadığını, yeniden bir düzenleme yapmaya gerek olmadığını söyledi ve biz o gün yani 4-5 ay evvel biz bu soruyu sorduk. Yani kritik bir durum olması için intihar mı edilmesi lazım, boşanmaların mı artması lazım ki size… Suygun mu gerçekleştirilmesi ee, evet, lazım? Evet, çok önemli. Ee, özellikle de dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Eylül-Ekim'den sonra hepimizin dikkatini çekiyor sizin haberlerinizde de e, bu var. Özellikle PTT soygunları, PTT bank evet. soygunları ciddi anlamda arttı. Yanılmıyorsam 14 tane PTT bank soygunu oldu. Banka soygunlarının kaç tane olduğunu e, hatırlamıyorum. Bunlar çok önemli göstergeler baktığınız zaman ve boşanmaların sayısında da ciddi anlamda e, artışlar var. Şimdi bu özellikle bir durum. Yani buna kesinlikle tedbir alınması gerektiğini söylüyoruz. Biz 5 ay evvel de bunu söyledik. Biz bunu söylerken de evet spesifik özellikle bir tedbir alınması gerekir. Nedir bu? İnsanlar işlerini kaybediyorlar. O zaman bankalara borcu olan insanların işten ayrıldıkları zaman yani işveren tarafından işinden ayrıldıkları anda işten ayrılma bildirgesi veriliyor ve neden iş aktinin feshedikleri söyleniyor. Şimdi işten ayrılma bildirgesini bankaya götüren insanlara özellikle muamele yapılması gerekiyor. Şuna baktığınızda şöyle bir rakamın üzerinden tekrar konuşalım Kapasite imalat sanayinde Eğilimler anketinin Nisan 2009'daki rakam %66 Nisan 2008'deki kapasite kullanım oranı %81 Nisan 2009'da e, dip nokta yapıyor Ve %66'lar iniyor Yani %15'lik sanayi imalat sanayinde Bir düşüş var e Bu düşüş sonuç itibariyle kapasite talep yok, kapasite azalıyor ve insanlar işsiz kalıyorlar. Tekrardan sanayi kapasite kullanım oranlarının %80'lere %90'lara çıkması için bir zaman geçecek. e Şimdi bu insanların işsiz kaldıkları zaman bu kredi kartı borçlarını düzenli ödeyebilmeleri için bir kere onlara her şeyden evvel bir yaklaşım gösterilmesi e, gerekiyor. Bu yaklaşımın neticesinde en azından 6 ay geri ödemesiz dönem tanınması gerekiyor. Düşünün ki şu anda bir işsizlik var. E, ee, çeşitli söylentiler var. İşte krizin dibini vurduk. İşte önümüzdeki 2009'un ikinci yarısında işler daha da açılacak. Talep artacak e, gibi bir takım söylemler var. E, talebin artması nedeniyle yeniden istihdama kazandırılacak. o kaybedilen iş gücü. E, bu arada 4, 6 ay geri ödemesiz dönem tanınması lazım. Ve şu anda bu çok önemli. Türkiye Bankalar Birliği'nde bankalar arası borç verip borç alma faiz oranı %12. Bakın çok önemli bu. E, bunun üzerine 3-5 puan koyduğunuz zaman 17 gibi rakamlarla e, o 6 ay geri ödemesi dönemi sonucunda bu borçlar yapılandırılmalı. Bir kere e, bu çok önemli bir nokta. Ama şu anda kredi kartının Aktif faiz oranlarına baktığımızda %3.96 ki Merkez Bankası açıklıyor bu oranları. Gecikme faiz oranı %4.71. Düşünün aktif faiz oranı %48 şu andaki gerçek faizin yani bankalar arasındaki o paranın maliyetinin 4 katı. Bunlar büyük rakamlar. Hem işinizi kaybediyorsunuz hem çalışan insanlar da 2009'un başlangıcında hiçbir zam almadılar. Ve ne oldu? Zam almayınca artan enflasyon, enflasyon durmuyor artıyor. E mevcut zaten yaşam tarzlarını devam ettiremezken gelirlerindeki azalma dediğinde talep de azalıyor. Şimdi ne oluyor bunun sonucunda kredi kartları ödenmiyor ve bir müddet sonra iş içinden işin içinden çıkılmaz bir duruma geldiği zaman da işte dün veya ondan evvelki 12 PTT Bank soygunda gördüğü gibi insanlar artık işin içinden çıkılmaz bir noktaya geliyor. Çok daha önemli sorunlar var. İnsanların borcu 2 milyar 3 milyarken bir anda 7-8 milyarlara çıkıyor. Şimdi bir de şöyle bir durum var. İlk etapta kredi kartı sahipleri bunu bir şans olarak görebiliyorlar. Mesela kredi kartı o kadar kolay veriliyor ki ülkemizde. Öğrencilerin bile kredi kartı var. Okullara stand kuruluyor ya da yol kenarlarına stand kuruluyor. Banka çalışanları tarafından ve kredi kartı hatta zorla diyebileceğimiz tavırla bile kredi kartı vermeye çalıştıklarını ki ben daha önceden kendi yaşadıklarımdan da biliyorum o yüzden bunu söyleyeyim zorla bile kredi kartı verdiklerine ısrarcı bir şekilde ben şahit olmuştum geçtiğimiz dönemlerde. Bundan yola çıkarak peki banka yetkilileri bunu görmüyor mu öncesinden? Yani öğrencilere bile kredi kartı verilmesi. Uzmanlar uyarıyor, insanlar Harcıyor ama her geçen günde bu haberleri izlemeye devam ediyoruz. Peki bunun önünü nasıl alacağız? Ee, çok güzel bir e, soru sordunuz. Hemen cevabını vereyim. Ee, Türkiye Bankalar Birliği e, Başkanı'nın e, bir gazetede demeci çıktı. Üniversitelerde kredi kartı verilmesi etik bir davranış değildir dedi. Evet. Ama dediğiniz gibi e, bu vakalar var. Üniversitelere standart kuruluyor, üniversite öğrencilerine kredi kartları veriliyor ama dikkat ediniz o öğrencilerin hiçbir geliri söz konusu değil. Onlara yine bir kefil alınıyor, baba anne e, kefil oluyor. Sonuç itibariyle o insanların bir geliri yok. E Geliri olmayan bir insana harcama yapabilmesi için çünkü kredi kartı artık şu söylemlerin de bırakılması lazım. Özür diliyorum sözünüzü kesiyorum o kefil sorgulan kefil durumunda da sorgulanmada çok e, ciddiyet olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü öğrenci başvurusunu yapıyor kredi kartına. Bir telefon numarası veriyor. Velisine ait olduğunu söylediği bir telefon numarası veriyor ve ya, o telefonun ucunda kimin olduğu belli değil aslında. Siz filanca kişinin annesi misiniz veya babası mısınız, velisi misiniz? Evet. Kredi kartı başvurusu yaptı. Onay veriyor musunuz? Veriyorum dedikten sonra zaten iş bitiyor. Onda da çok ciddi bir sorgulanmanın olduğunu düşünmüyorum aslında. E onu birazcık düzeltmek istiyorum. Orada aslında Buyurun. sistem ee, görüldüğü kadar değil. Bugün iki tane bankaların kredi kartı verirken başvurdukları iki tane e, yer var. Bir tanesi kredi kayıt bürosu, diğeri de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kayıtları. Bu Merkez Bankası'nda e, ferdi nitelikli kredi, yani bir negatif kayıt var mı, gecikmesi söz konusu mu, karşılıksız çekip protestolu senedi var mı, bütün bu kayıtlar tutuluyor ve banka, Merkez Bankası'na hem oradan veri aktarımı sağlayarak bu bilgileri çek ediyor, hem de kredi kayıt bürosu denen çok Ciddi çalışan bir müessese var. Burada e, gecikmeleriniz dahil, vermiş olduğunuz kefaletler dahil olmak üzere bütün e, geçmişiniz sorgulanıyor. Ve bu sorgulama neticesinde herhangi olumsuz bir kayıt yoksa size bir kere kredi kartı veriliyor. Orayı birazcık düzelteyim. Yani o konuda evet. bankalar... E, kredi kartı vereceği veya kredi vereceği insanların geçmişini incelerken o kayıtlara mutlaka bakıyor. Ama diyorum ya burada etik olmayan yani ahlaki olmayan bir durum var. Siz e, henüz o bilinci harcama bilincine sahip olmayan geliri olmayan insanlara kredi kartı veriyorsunuz ve onca, onları harcamaya yönlendiriyorsunuz. E buna kefil olan bunu bu borcu ödeyecek gelir olmayan bir insan değil bunu velisi ödeyecek. Bir kere bu etik değil. Her şeyden evvel benim şu anda e, sizin e, bu röportaj nedeniyle bir ricam var. Lütfen Türkiye Bankalar Birliği'nin başkanı gazetede... ...üniversitede kredi kartı verilmesi etik değildir dedi. Etiğin karşılığı ahlaki bir davranış değildir dedi. Lütfen rica ediyorum Türkiye Bankalar Birliği'ne... ...ve Türkiye Bankalar Birliği'ne bağlı bankalara... ...lütfen başkanlarının etik bulmadığı bir davranışı... ...lütfen uygulamaktan vazgeçsinler. Çünkü toplumda bu ciddi bir sosyal yara. E, ve eğer biz sosyal bir devletsek bu tip sosyal sorunların çıkmasını kesinlikle ve kesinlikle önlememiz lazım. Aksi takdirde yani dünkü bu Koşadası'ndaki soygun izlediğim kadarıyla e, hiçbir e, yaralı ya da can kaybı yapılmadan e, halledildi, çözümlendi. Ama düşünebiliyor musunuz? Oradaki kişinin ruh halini, içinde bulunduğu, yaşadığı depresyonu, ailesinin üzerinde duyduğu baskıyı belki orada hiç suçu olmayan insanlar ölebilirdi. Bunlar ciddi anlamda masaya yatırması gereken şeyler ve tekrar söylüyorum. 14 Ocak'ta özellikle üstüne basa basa Sayın Başbakan'a açık mektup olarak yayınladığımız ve bugün hala bizim Tüketiciler Derneği'nin web sitesinde, TÜDER.net adresinde hala yayımda olan bu duyurunun dikkate alınmasını ve artık Türkiye'de bu kritik durumun oluştuğunu ve işini kaybetmiş insanların, ödemede güçlüyü çekmekte olan insanlara mutlaka yeniden yapılandırma şarjının konulması gerektiğine inanıyorum. Ve tekrar söylüyorum, kredi kartları bankaların en ciddi anlamda kar ettiği, bir kere ürünlerden bir tanesi çok ciddi. Neden? Bugün dediğim gibi yüzde %12'lerde eee paranın kırk %48 aktif faiz, yüzde %60'lara varan e, gecikme faizin uygulandığı bir yerde dikkat ediniz 5 katıyla çok ciddi paranın kazanıldığı bir yer. Artı başka da kazandıkları paralar var. İşte üyelik ücreti. Yani bizim bu konuda da ciddi şikayetlerimiz var şu Farki anda. Evet, tüketici yasası değişiyor. Burada eee Üç yılda bir alınacağı öngörülüyor. Onların da e, farklı noktaları konuşulabilir. Ama e, bugün için yapılması gereken bir şey var. Çok ciddi para kazanıyorlar ve diyorum ki, diyoruz ki yüzde on üzerine üç beş puan konulabilir, yüzde on gibi yıllık faizle bunlar geri ödemesiz dönemli yirmi aya yayılabilir. Müsaadenizle bir konuya daha değinmek istiyorum. Hı. Sayın Başbakan diyor ki, e, kredi kartı mağduru diye literatüre yeni bir kavram soktular diyor. E, ben iyi niyetimi koruyarak Sayın Başbakan'ın hakikaten doğru bilgilendirilmediğini düşünüyorum. Çünkü kredi kartı mağduru derken sadece orada e, ayağını yorganına göre uzatmayan, e, gelirinden çok harcayan insanları kastettiğini çok iyi biliyoruz. Ama onun altında detaylar var. E, kanunda 5464 sayılı banka ve kredi kartları kanunda diyor ki bir kişinin ortalama gelirinin ilk yıl itibariyle kart veren kuruluş tarafından iki katı, ikinci yıl dört katına kadar beyanını alıp ilgili Kuruşlar tarafından bu beyanın doğruluğu tespit edilip buna göre limit vermeleri gerektiğini söyleniyor. Ama bu tespit edilmiyor. Ben size çok net söyleyebilirim. Lütfen sokağa çıkalım bin kişiyi çevirelim. Ceplerindeki kartlar belki 10 milyar 15 milyar lira ama maaşları bin lira 1500 lira maaşları.